Sırada aynı estetike geçerim. Bir yol üzle ilgili, üzü peklemekle ilgili. Ki siz değilsiniz özenay. Foşinal ne bileyim ne bir böyle adı vardı. Herdo Feşal. Herdo Feşal böyle bir samadı bilmiyorum. Kadınlarla ilgili bunu daha iyi bilirler. Üzle peklemek böyle bilsem kadınların aynı arkadaşımız Zeynep hazırlamıştı bizim için. Bir gide onu izleyelim ondan sonra tekrar dönük böyle bilsem sona veririk bir yol. Parlak, ışıldayan, sağlıklı ve güzel görünümlü bir cilt için deri ve hücrelerin doğru şekilde nemlenmesi gerekiyor. Cildin nemlendirilmesi ve sağlıklı görülmesi için cilt tipine uygun olmayan ürünler kullanarak çoğu zaman faydadan çok zarar getirir. Hydrofacial, Hydrofacial ne demektir? Tanzif beşer amir. Tanzif beşer amir, min iddet merahel. Birinci merhalesi buhar, 10 dakikalı. Üzde ruhuz sevdeler çıkardarıq, yağları çıkardarıq. Mesela açıl üzün. Sonra min idde mask tekşir şey nerede işi nerede cild ilmeği kaldırır. Cild ilmeği ondan sonra serum var. Serum olasan üzü mesela imşak eder, üzü imşak eder cildi. Ondan sonra geldi bir marhale üze şey koyasan aynen bir murattıptı. Murattıptan sonra var nazar malı. Vakış şey. Eşya fokul benefseciye. Eşya fok albenesiciye koyarsan özünü 10 dakika üze nazara verir. Var nazara kırmızı renkli, mouse'ı habi şebab maldı. Ondan sonra bitenden sonra vak işlemi sorasan. Murattıptan vak işlemiz bu şeyden sonra çok mühimdi. Ve bu şeyde çok en çok yaz günleri her 2 ayda 3 ayda bir fisebi hatta üzde yağlar az olsun. Yaşlanma karşıtı bakım yöntemiyle Hydrofacial cilt yenileme, akne ve leke tedavisinde de kullanılan bir işlemdir. Bu yöntemiyle çalışarak cildin derinlemesine temizleyen cihaz, enjeksiyon ve benzeri yöntemler içerdiği için Hydrofacial tamamen ağrısız ve acısızdır. Hydrofacial'da kullandığımız eşyalar nelerdi? Tanzif birincisi tekşir mahali, ikincisi SIBO. Üçüncüsü nazar al. Bu dördüncü her celse bitenden sonra cihaz öz özünü pekir. Hydrofacial yöntemi sayesinde tek bir seansta derinlemesine cilt temizliği, soyma, yenileme, nemlendirme ve antioksidan koruma işlemleri uygulanabilir. Cilt yüzeyinde yer alan ince çizik ve karışıklıklar, var olan renk farklılıkları ve lekeler, farklı ten tipleri için hazırlanan serumlar sayesinde tedavi edilebilir. Hydrofacial bitenden sonra güneşe gelkim çıkmasın, yüzüne makyaj koymasın bir gün kamil. Yani bugün ettiği gün yarına kimin gelkim makyaj kullanmasın. Üçüncüsü eli yüzüne vurmasın. Çünkü güneşe vurmasın. Bir de güneşe çıkmak yüzde leke eder hydrofacial ettiği gün. Ve gelkim bunlardan makyaj olsun. Bir de hydrofacial bitenden sonra vakış işlemiz murattıp kullanmak mühimdir. Hydrofacial sayesinde çok farklı bakım işlemi kolay, hızlı ve etkili bir şekilde uygulanır. Hydrofacial yapan uygun vakitler doğum olanlar için hafta sonu olsa daha iyiydi. Ama bir tane ihtiyacı eğer bir işmiş yok ise normaldir. Her gün ne yapabilse yapabilir. Sağlık meslektaşımız Zeynep Güzel ve Tere'ye aynı zamanda sayın seyircilerimiz bildiğimiz kimi ne kadar insanın üzü yağışa gelir, güneşe gelir. O bizim cevabımız bildiğiniz necədir. İstər her fethedi bir insan öz-özünə baxsın, baş arasını, her necə olsa tecrid oğlu xələyiye, istər yengi başdan təqşir etsin özünü, bir güzel baxın baxsın özünə, məskət qoysun falan ki çox önəmlidir. İnsanın baş arası her necə olsa nəfsiyyətinə aynı vaxtda təsir edər. Nəfsiyyətin də bu da bir başqa bir konudur ki, insanın nəfsiyyəti nə qədər mürtəh olsa, bəşərası da o qədər mürtəh olur. Aynı vaxtda da bəşərası mürtəh olsa, nəfsiyyətini də təsir edər.